Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sizlere bugün bu sevimli ördeğimizin nasıl yaptığımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi atkısıyla, şapkasıyla çok sevimli bir ördek. Evet arkadaşlar, bana çok fazla ip markası sorduğunuz için alternatif ipler bulmaya çalıştım. Hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Hepsiyle de amigurumi oyuncaklar örülebilir. %100 akrilik iplerdir. Bunun yanında boncuk elyaf, yardımcı iğneler, makasımız, 3 numaralı tığımız ve gözlerimiz var. Gözlerimizi takmak için kumaş yapıştırıcısından yardım alabilirsiniz veya silikon tabancası kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bazı izleyicilerim bana sayıları nasıl artırabileceğimizi, nasıl büyük örebileceğimizi sormuşlar. Ona da cevap vereyim isterseniz. Sayıları artırmak yerine ipinizi artırmak daha iyi sonuç almanıza neden olacaktır arkadaşlar. Ben genelde ince ip kullanıyorum. O yüzden ebatları bu şekilde oluyor. Daha kalın iple daha büyük olur. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Benim aldığım %100 akrilik adı altında satılan ipler oluyor. Siz de yine tüylenmeyen, %100 akrilik olan ipleri kullanabilirsiniz. Onların biraz daha kalınları var. Onları tercih edebilirsiniz. Sayılarla oynadığınız zaman sırayı kaybedebilirsiniz. Veya kafasında artırma yaptığınızda, biz artırmayı belli bir yere kadar getirip bıraktığımızda siz devam edebilirsiniz. Nasıl 5'te 1, 6'da 1, 7'de 1 şeklinde artırarak daha büyük bir şekil elde edebilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu ördeğimizin yapımıyla devam edelim. Ördeğimizi yapmaya sihirli halka ile başlıyoruz. Altı sık iğne çekeceğiz. İlk sık iğnemizi biraz daha gevşek çekerek dönüşte tekrar battığımızda bize rahatlık sağlasın istiyorum. İlk sıramızı biraz daha gevşek yapalım. Sihirli halkamızla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Buradaki fazlalık ipimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar, sihirli halkamızı yaptık. 6 sık iğnemizi doldurduk. Gördüğünüz gibi. En son sık iğnemizin içerisinden başladığımız yeri kaybetmemek için farklı bir iple işaret koyuyoruz. Arasından geçiriyoruz. Daha sonra 6 sık iğnemizin ilk sırasının tepesine batıyoruz. Önden arkaya doğru. Diğer bütün videolarımda bunları ayrıyeten anlattım. Bunda biraz hızlı geçersem o yüzdendir. Ve ikinci sıramızda geldiğimizde ise her ilmeğin tepesine iki seferde batıyoruz. Yani çift batıyoruz. 6 sık iğnemiz toplamda 12 sık iğne olacak. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar ipimizi bir üst sıraya çıkartıyoruz. Ben arkadaki sihirli halkada bıraktığımız bu ipi tepesi açılmasın diye oraya sıkıştırıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Elyafı doldurduğumuzda açılabilir. Bakın böyle. İçerisinde kalacak. Bir zincir çekerek orayı sıkılaştırdım. Üçüncü sıraya geldiğimizde ise bir tek bir çift yapacağız. Bir
tek batacağız ilmeğimizin tepesine. Bir çift, yani ilmeğin tepesine iki kez batmış olacağız. Ben buna bir tek, bir çift diyorum. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Toplamda 18 ilmek olacak. Her defasında sıramızın sonuna geldiğimizde aynı işlemi yapacağız. Biraz da dikkat ederseniz sıramızın sonuna geldiğimizde hep çift battığımız yer denk gelecek. İpimizi de tam ortasından geçiriyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde ise iki tek bir çift yapacağız. Daha önce de açıklamıştım. Bir, iki tek batıyoruz. İmleklerimizin tepesine bir çift batıyoruz. Yine burada dikkat ederseniz çift battığımız ilmekler birbirinin üzerine geliyor. Sıramızın sonuna geldik. Beşinci sıramızda ise 3 tek bir çift yapacağız. 3 tek batacağız, bir çift batacağız. 1 2 3 Aynı ilmeğin içerisine çift batıyoruz. 3 tek bir çift. Sık iğnemizi bu şekilde devam ederek sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Altıncı sıramızda ise 4 tek bir çift yapacağız. 4 tek öreceğiz. 2 3 4 tek ördük. Gördüğünüz gibi bir çift. Aynı ilmeğin içerisine iki kez batacağız. Bakın üçgen bir şekil alıyor. Gördüğünüz gibi bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift şeklinde ilerliyoruz. Ve bu şekilde de sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz. Yedinci sıramızda ise 5 tek bir çift yapacağız. 4 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 5 tek bir çift yapacağız. 5 sefer tek batacağız. 1 2 3 4 ve 5. 6. ilmeğimizin içerisine 2 sefer batacağız. Bakın. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. Sekizinci sıramızda ise 6 tek bir çift yapacağız. 6 tek batıp bir çift batacağız. 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi 6 6 tek battık. 7. ilmeğimizin içerisine çift batıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yuvarlaklığımız düzgün bir şekilde ilerledi. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift, beş tek bir çift, altı tek bir çift yaptık. Gördüğünüz gibi videomun başında da bahsettiğim gibi büyük bir oyuncak elde etmek istiyorsak
Bunu benim yaptığım gibi 8. sırada 6 tek bir çift şeklinde bırakmayıp artırmaya devam edebilirsiniz. Kafası daha büyük olur. Burada bizim izlememiz gereken bir sistem var. Ne kadar açıyor isek kesme işlemini de tersine doğru yapacağız. Onu göstereceğim ben size. Büyük oyuncak elde etmek isteyen arkadaşlarımız buna dikkat ederse daha iyi sonuç elde ederler. Ben burada bırakıyorum. Burada hafif bir ovallık elde etmek istediğimden dolayı da 15 tek örüp bir çift artırarak toplamda 54 sık iğne olsun istiyorum. Ördeğimizin bakın tam artırarak tepeden başladık. Artırarak tam buraya göz hizasına geldik. Orada 15 tek yapıp bir çift artıracağım. Daha sonra buradaki gördüğünüz genişliği elde etmek için de toplamda bir düz örme sıramız var. Bakın şu genişliği elde etmek için daha sonra şu yanağındaki kavisi elde edebilmek için de kesme işlemimiz başlayacak. Biraz önceki bahsettiğim olay bakın benimki burada artırımı bıraktım. Sizinki buradan devam ederse kafası daha büyük olacak. Oyuncağımız daha büyük olacak tabii ki. Kesme işlemimiz de uzayacağından dolayı gövdesini de daha büyük yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gövdesi almış şekline benziyor. Bu kısmına kadar yine artıracağız gövdesinde de. Siz istediğiniz gibi artırıp kesebilirsiniz. Ben her seferinde sizlere o uyarılarda bulunacağım. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarımız bunu dikkate alarak örebilirler. Öyle yapmak istemiyorum. Ama yine de büyük bir oyuncağım olsun istiyorum diyor iseniz eğer sadece ipini kalınlaştırmanız yeterli. Yani bu ölçülerle sadece ipini kalın kullanın. Yine büyük bir oyuncak elde edeceksiniz. 9. sıramızda 15 tek bir çift yaparak biz devam edeceğiz. 15 tek örüyoruz. On dört, 15 tek ördük. İşaret yerimizden başlayarak 15 tek ilmek örerek geldik. 16. ilmeğimizin içerisine ise 2 kez batıyoruz. Tekrar 15 tek örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. 15 tek bir çift yaptık. İşaretimizi yine bir üst sıraya alalım. Tepeye hafif bir ovallik oldu bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise 10. sırada dahil 18. sırada dahil toplamda 9 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Yani her ilmeğimizin tepesine tek seferde batacağız. Gördüğünüz gibi tek seferde batıyoruz. Toplamda sık ilmeğimiz 54 sık iğne olacak. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar hiçbir işlem yapmıyoruz. Artma veya eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğimizin tepesine tek seferde batarak sıramızın sonuna kadar örüyoruz. Toplamda 9 sıra öreceğiz arkadaşlar. Dokuzuncu sıramızda 15 tek bir çift örerek toplamda 54 sık iğne yaptık. 10. sıramız dahil, 18. sıramız dahil her ilmeğimizin tepesine tek seferde batarak toplamda 9 sıra düz ördük. Gördüğünüz gibi şekil aldı. Ördeğimizin kafası ortaya çıktı. Şimdi ise 19. sıraya geldiğimizde geriye doğru bir dönüş yapacağız. Yani en son yaptığımız
İşlem 15 tek bir çift idi. Şimdi ise 15 yine tek öreceğiz ama bir kesme işlemi yapacağız. Yani ördeğimizin düz örümünü yaptık. Şimdi aşağıya doğru keserek azaltacağız ki gövdeye geçebilelim. 15 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Evet, 15. ilmeğimizde battık. 15 tek ördük. Şimdi bir kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Kesme işlemimizi daha önceki videolarımızda da hatırlıyorsunuzdur. Ağır bir şekilde göstereceğim. Bakın, ilmeğimizin içerisine batıyoruz. Çekmeden diğer ilmeğimizin de tepesinden ipimizi alıyoruz. Gördüğünüz gibi üçünü aynı anda çekiyoruz. Tekrar 15 tek öreceğiz. Yine bir kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar geleceğiz. 20. sıramızda geldiğimizde ise arkadaşlar 6 tek öreceğiz. Bir kesme işlemi yapacağız. 6 tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 tek ördük. Yine bir kesme işlemi yapıyoruz. Başını dolamadan tığımızı ilmeğimizin önünden arkasına geçiriyoruz. Çekmeden diğer ilmeğimizi de aynı işlemi yapıyoruz. Üçünü aynı anda çekiyoruz. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Yirminci sıramızda 6 tek ördük, bir kesme işlemi yaptık. Toplamda 42 ilmek yapıyor. 42 sık iğnemiz oldu. 21. sıraya geldiğimizde ise 5 tek öreceğiz, bir kesme işlemi yapacağız. Tıpkı artırmada olduğu gibi terse doğru ilerliyoruz. Azaltarak boyun kısmını bitireceğiz çünkü. İpimizi yine yukarıya alıyoruz. Bir batmıştık, bu 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi yine kesme işlemimizi yapıyoruz. Aynen diğer sıralarda da anlattığım gibi üçünü aynı anda çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Yine aynı şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar, işaretli olan yere kadar aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. 5 tek yapıp bir kesme işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar, 21. sıramızın da sonuna geldik. Kesme işlemimizi de gördüğünüz gibi yaptık. Bir sık iğne yapıyoruz ve o boşluğa işaretimizi alıyoruz. Şimdi ise 4 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Toplamda 30 sık iğnemiz olacak. 22. sıramızda. Bir batmıştık biliyorsunuz. 1 2 3 ve 4. Yine bir kesme işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 22. sıramızın da sonuna geldik. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir sık iğnemizi batırıyoruz. Tek örmemizi, yine işaretimizi yukarıya çıkartıyoruz. 23. sırada ise
3 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. Toplamda 24 sık iğnemiz olacak. 1 batmıştık. 2 3 Gördüğünüz gibi bir kesme işlemi yapıyoruz. Yine aynı şekilde üçünü aynı anda çekiyoruz. Ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son sıraya geldiğimizde ise, yani 24. sıraya geldiğimizde ise 2 tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. 2 tek örüp, yani tek seferde batıyoruz ilmeklerimizin tepesine. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Burada size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Kesme işlemlerimiz, gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama bakın şöyle. Birbirlerinin önüne düşüyorlar. Yandan birbirlerini takip ediyorlar. Bu şekilde de çok kolay anlayabilirsiniz. İki tekte 1 ve 2 batmıştım. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Bakın en son sırada da yine kesme işlemimizin önüne düştü diğer kesme işlemimiz. Birer birer eksilttiğimizden dolayı yan bir şekilde ilerliyor kesmelerimiz. Bakın 2 ördük. Yine bir kesme işlemimiz olacak. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sıramıza geldik. 24. sıramızda 2 tek örüp bir kesme işlemi yaptık. Toplamda 18 ilmeğimiz var. Bakın şu ağız kısmında 18 ilmeğimiz var, sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 ilmeğimiz var, sık iğnemiz var. Kafasının şekli belli oldu arkadaşlar. Şimdi içerisini boncuk elyafla dolduracağız. İçerisini doldururken ellerimizle dibe doğru, sağa ve sola doğru yerleştirirsek hafif açmalar olacak ve kafası daha güzel bir şekil alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, içerisini elyaf ile doldurduk. Gördüğünüz gibi bakın kesme işlemlerimiz de gözüküyor. Ben biraz sert doldurmayı seviyorum. Ördeğimin çok çabuk kendini bırakmasını istemiyorum. Biraz sert olsun istiyorum ama bu ağız kısmını yine biraz boş bırakacağım. Çünkü elimizle sıkıp örerken bize zorluk çıkarmasın. Daha sonra içerisine boyun kısmına da bir destek yapacağız elyafımızla. Ördeğimizin kafası bitti.